Okay. İyi günler Mahmut Bey. İyi günler. Nasılsınız? İyi günler, sağ olun. Sizleri sormalı. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii ki zor günler bunlar sizin için ve sizinle daha önce görüşme fırsatımız oldu. Abinizle de telefonlaştım. Şimdi herkes sizin hakkınızda konuşuyor. Onun için bir kamuoyunun ilgisi doğduğundan insanların ağzını kapatmak mümkün değil. O nedenle doğrusunu sizinle konuşmakta yarar var. Bir de insanlar daha çok buna ben dahil dışarıdan konuşuyorlar. Sizin neler yaşadığınızı, neler çektiğinizi, hangi zor durumda olduğunuzu dışarıdan bilmek mümkün değil. Çoluk çocuğunuz var, onların sorumluluğu üstünüzde. Onları korumaya çalışıyorsunuz, ailenizi korumaya çalışıyorsunuz, kendi durumunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Bu sıkıntı içerisinde sürekli konuşuluyor. Onun için ben dedim ki biz en iyisi Mahmut Bey'in kendisiyle konuşalım, kendisinden dinleyelim. Belki en sonda konuşulacağı en başta konuşmakta yarar var. Sizin bir röportajınız oldu orada Türk basınıyla. Bu nasıl gelişti? Onlar size geldi galiba. Sizin o gün durumunuz iyi değildi, konuşmak da istemiyordunuz benim bildiğim kadarıyla. Nasıl oldu onu bize bir kısa anlatırsanız memnun olurum. Şimdi ben kendime gelmemiştim. Yani biliyorsunuz o sınır dışı olayla yıpranmıştım. Ruh sağlığım da zaten yerinde değil. Hala da daha kendime gelmedim. Aniden geldiler işte. Ben korktum daha doğrusu. Yani dedim neye uğradığımı bilmedim. İşte dediler işte size yardım edeceğiz şu bu. Ben de o yüzden yani işte o sınır dışı etkisiyle kendimi iyi hissetmemek etkisiyle işte oradan bir şeyler söyledim. Ben de ne söylediğimin zaten farkında değildim. İşte çocuklarımı düşündüm. Ailemi düşündüm. Yani bir korku içerisinde, tedirgin. İşte diyorum ya o Apşibung'un korkusu daha üstümden gitmemişti. O çocukları o halde gördüm ya. Ya Evet. burada da böyle bir şey olur mu şu bu yani burada da. O yüzden yani o şeyleri söyledim yani ben kendimde değildim. Bir ikincisi aniden oldu geldiler işte. Ben böyle şeyleri bilmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bir siyasi fikrim de yok. Yani orada öyle konuşuldu. Tabii çocuklarımı düşünerek yani ben bilmiyorum yani bunu demek istiyorum yani o Anladım. anlık bir olay. Tabii zannettim o Apşibun korkusuyla geldik işte. Benim hanımım işte içler acısı yani öyle onu bağladılar işte. Beni de bağladılar. Anladım. Peki yani şu doğru değil diyorsunuz. Yani işte Erdoğan'a küfrettiler diye ben ona tükürdüm, bununla kavga ettim gibi Hiç konular. alakası yok. Evet. Das hat damit absolut nicht zu tun. Die haben das übertrieben. Auf gar keinen Fall. Anladım. Kesinlikle öyle bir şey yok. O oturduğum kasaba, oturduğum köyde 7500 nüfuslu. 7500 Einwohner. Öyle bir şey yaşanmadı yani benim başıma gelmedi. Şimdi tabii bu Apşibun etkisiyle biraz da şeydim yani böyle öfke Anladım. çocuklarımı düşünerek, ailemi düşünerek, çocuğumun geleceklerini düşünerek onlar o konuyu açtı. Ben de bilmiyorum nasıl bende bir anlık öfke işte. Öyle bir şey yok. Ben öyle şeylerle karşılaşmadım. Bu burada söyleyeceklerim gerçektir yani. Das ist die Wahrheit, was ich hier erzähle. O diğer medya şeyleri işte suçu Türklükmüş, buymuş, şuymuş. Hayır. Alakası yok. Ben küçük yaşta Almanya'ya gittim. Böyle şeylerle karşılaşmadım. Bir Biz sizinle ikincisi konuştuğumuzda da şu noktaya geldi. Dediniz ki ben çok futbolla ilgiliyim ve benim o yaşadığım bölgede bana amigo derler. Yani çok futbolla alakalı olduğum için evet. şöyle bir Türkçedeki bir sözü ben size hatırlattım. Ne sağcıyım ne solcuyum futbolcuyum demiştiniz değil mi? O Evet, noktada. hatırladım. Ağzınıza sağlık. Hatırladım o sözünüzü. O aklımdan gitmiyor. Ne sağcı ne solcu futbolcuyum yani. Futbol amigosuyum. Bayern Evet. München olsun, Schalke olsun, Wolfsburg olsun, Madrid olsun, Leverkusen tartışabiliriz bu şeyleri. Ha, orada eğer
O gerçektir. Eğer ağzımdan futbol üstünde bir laf duysalar problem değil. Evet söyledim. Futbol kein problem. Ama evet, siyasi şeylerim yok benim. Ich hab mit solche Sachen absolut nichts zu tun. Ich hab kein politische Meinung. Şimdi bizi izleyenler şunu hemen fark edecekler. Futbol deyince Mahmut Bey birden açılıyor ve coşuyor. Çünkü ilgili olduğu alan o. Belli oluyor zaten halinizden yani. Aynen. Futbol deyince açılıyorsunuz. Öbürleri sizi sıkıntıya sokuyor öbür konular. Anlıyorum. Evet. Mahmut Beyciğim, o zaman şimdi biraz geçmişe döneceğiz. Çocukluğunuza, Almanya'ya ilk geldiğiniz döneme. Ben abinizle de telefonlaştım. O daha derli toplu bu olayları anlatabiliyor. Onun sıkıntısı da var tabii siz gittiğiniz için, yeğenleri gittiği için, ama biraz daha dışında, daha konuya hakim. O sizin küçük yaşta Almanya'ya geldiğinizi, 9 ya da 10'dunuz değil mi Almanya'ya geldiğinizi? Evet, indim alta. Evet, o dönemde ise vize yoktu Almanya'da çocuklara. 16 yaşın üstündekilere vardı, küçük yaştakileri yoktu. Vizesiz Almanya'ya gelebildiniz. Ancak işte abiniz dedi ki bunun velayeti bende, bunun başka bakanı yoktur. Onun üzerinden bir kalabilmek için de sığınma başvurusunda bulundunuz burada. Tabii küçük yaştaki bir çocuğun sığınma hakkı ne olur? O da reddediliyor. O nedenle sizin ilk sınır dışınız küçük yaşta sığınma başvurusunun reddedilmesinden kaynaklanan bir sınır dışı. Yani bir kriminal bir olay yoktur. Olay. Evet. Durum bu. Ve siz tekrar Türkiye'ye gönderildiniz. Çocuk yaşta sığınma başvurusunda bulunup kabul edilmediği için. Daha sonra tekrar geliyorsunuz Almanya'ya. Tekrar sığınma başvurusunda bulunuyorsunuz. O nasıl oldu? Onu da bir kısa anlatırsanız bize. Ya benim kimsem Türkiye'de kalmamıştı. Geldim. Hiç kimse yok. Bütün akrabalarım, abilerim, amcalarım hepsi oradaydı. Sonra ben geldim. Türkiye'de yapamıyordum yani. Buraya kimsem yoktu. Oraya alışmıştım. Oranın hayatına alışmıştım. Bir ikincisi, o zaman burası da zordu biliyorsunuz yani bu hayat şartları. Kimseyi tanımıyorsunuz. Orada okula gitmişsiniz. İntegre evet, olmuşsunuz. Ve yani, siz Almanya'da Hauptabschluss var değil mi sizin? Hauptschule'yi bitirdiniz Almanya'da. Kesinlikle evet. Onu bitirdim. Bir de Berufs. Ne daha ne var? Vinitmaz o was. Berufsvorbereitungsjahr mı? Evet. O Berufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr da başladım. Onu bıraktım tabii. Mesleğe hazırlık, meslek eğitimine hazırlık yılına başladınız ve onu bırakmak zorunda kaldınız. Evet, bu da çok önemli. Yani hem küçük yaşta gelmişsiniz, daha sonra arada sıkıntılar doğmasına rağmen burada okul bitirmişsiniz, meslek eğitiminin ön kısmına başlamışsınız. Yani epey Almanyalı olmuşsunuz. Ondan sonraki gelişmelerde ama sizin herhalde kimliğinizi tespit etmeye çalıştılar. Hakikaten siz bu Mahmut Akyüz müsünüz? Onunla uğraştılar sanıyorum. Aynen böyle dediğiniz gibi. Tam olay böyle. Bei der Passbeschaffung müssen Sie mitwirken. Almanca'da yani mecbur bir kimlik evet, tespit. Neyse evet, fazla uzatmayayım sözü. Ben konsolosa gittim bizzat. Çocukları da aldım, hanımı da aldım. Gittim Frankfurt Başkonsolosluğu'na, dedim bunlar kimlik tespiti yapmak istiyorlar bende. Ya demişler tamam. Bir şey vermediler başta. İkinci sefer gittim. Pasporu da verdiler. Türk pasporu. Süresi 6 ay. 6 months gültü. Bir de kimlik. Ben bu pasporu yabancılar dairesine verdim. Yani kimlik tespiti için. 2 aylık oturum da vermişti bana. 2 monatliges Aufenthaltserlaubnis. O bitti. Yine eski verdiği şey neydi adı? Düldüm. Onu şey, durunuz. Türk pasporu bize göndermeden yabancı polis konsolosa gönderdi. Evet, oraya geleceğim dur hanım. Efendim sonra ben gittim, süresi bitti oturumun 2 aylık. Onlara verdim. Tabii
Bunun süresi 6 aydı. Zor sebeplerle getirdim onu. Ben konsolostan orada neyse getirdim. Ondan sonra onlara verdim. 2 aylık oturumdan sonra bunu konsolosa gönderdiler. Tabii niçin gönderdiler? Sebep nedir? Bilmiyorum. Her neyse ondan sonra ama bana demediler gönderdik. Çünkü ondan sonra dediler Sie müssen bei der Passbeschaffung mitwirken. Dedim ya ich habe doch den türkischen Pass geholt und das haben sie doch. Ich habe ihn doch vorgelegt hin und her. Müssen sie nochmal hin. Neyse yine gittim. Bunlar var ama ispatı var yani. Konsolosla konuşabilirsiniz. Gittim. Hazi şeledik. Zikon nachhause gehen. Ben gittim onlara kağıt da verdim. Konsolostan bir kağıt aldım. Bir kağıt aldım. Gittiğime dair. Was haben die gemacht? Dann habe ich einen Brief bekommen vom Regierungspräsidium. Sie müssen bei der Passbeschaffung mitwirken. Ben dedim ama ich ben gittim, ich war doch da, ich habe doch. Nein, Sie müssen nochmal hin. Wie mache ich das jetzt? Warten Sie auf unsere Antwort. Hin und her, eines Tages kam ein gelbes Brief. Die haben das, also das nennt man auf Deutsch, mit polizeilicher Vorführung zum türkische Botschaft wegen der Passbeschaffung. Yani size diyor ki size bir mektup gönderiyorlar, resmi mektup, sizi biz polis eşliğinde konsolosluğa götüreceğiz ki orada başvuru yaptığınızdan emin olalım, pasaport başvurusu yaptığınızdan emin olalım diyorlar. Evet. Yo, pasaport için değil, beni şey yapmak için galiba, bu seyahat belgesi, orasını bilmiyorum, pasaport için demediler. Kimlik tespiti, yani identity feststellung ve Grenzübertragungsbescheinigung gibi seyahat belgesi, Türk seyahat belgesi versinler ki size siz sınırdan geçebilirsiniz diye Türkiye'ye. Immer haben die gesagt wegen Passbeschaffung. Sie müssen mitwirken. Neyse beni şeye götürdüler. Amtsgericht Eschwege. Mit Richterentscheidung nennt man sowas auf Deutsch. Siz daha iyi biliyorsunuz. Orada hakem bana kağıtlar verdi. Papiere und so. Ja, Sie müssen mit polizeiliche Vorführung zum Botschaft. Bei der Passbeschaffung, Sie müssen mitwirken. Yani. Polisler yakaladı beni. Yakalamadı. Ben gittim, mahkemeye girdik. Ondan sonra bir müsaade aldık hakemden. İki polis geldi, beni Frankfurt Başkonsolosluğu'na götürdüler. Evet. Frankfurt Başkonsolosluğu'na polisle girdik. Adam çıktı, ne oluyor dedi. Dediler işte Regierungspräsidium wegen Passbeschaffung işte. Biz onu getirdik, şu bu vesaire. Valilik emriyle getirdik bunu ki buradan evet, pasaport alsın. Evet. Aynen. Ondan sonra dedi polislere, dedi ki bu kaçıncı sefer ama? 10 sefer. Biz bildirdik ya, her şeyi size bildirdik. Lütfen bunu alın, eve götürün. Biz bütün dokümanları zaten vermişiz ona. Size verdi. Daha ne istiyorsunuz? Hatta bana dedi artık buraya gelme. Es reicht, du warst zehnmal hier. Und sowas muss nicht sein. Und niye siz polis şeyle getiriyorsunuz? Yani ne demek oluyor bu? Das dürfen Sie mit ihm nicht machen. Çünkü bei der Passbeschaffung, der hat die Voraussetzungen erfüllt. Bunu bana söylediler. Mecbur bindireceksin bunu, yine Sontra'ya bırakacaksın. Oradan şuradan beni bindirdiler. Şimdi doğruyu söylemek lazım. Divana bafol ne di polizistin. Das war richtige deutsche Polizei. Solche Polizisten braucht man. Die waren voll nett. Unterwegs Kaffee gegeben, haben die mir Kaffee gegeben. Ich durfte im Auto rauchen. Och, hani Privatfahrergebiet. Besser ging's nicht. Das sind richtige deutsche Polizisten. Kulakları çınlasın. Belki duyarlar beni. Unterwegs, belki dört sigara verdiler bana. Die haben mir kippen. Ich durfte rauchen. Tankstelle. Die haben mir einmal Nescafé geholt. Bei zweite Mal, warten Sie mal. Das war Latte Macchiato. So ne Kaffee. Die trinke ich gerne. Onlar şey yaptı, karşıladı masrafı. Hala da onları unutmuyorum. So was gibt nicht. Die waren voll, voll, voll nett. Sanki babam gibi. Allah Allah. Beni kapıya kadar götürdüler. Bitti şöner. Akut. Sorry. Das war's. Tschüss. Olay böyle. Yani pas beşafım buydu. Mesela bu. Sonra benim hanımımı da aldılar. Aynısı anlattıklarım şeyler. Mit Richterentscheidung meine Frau Fatma Akgüz wurde auch zum, wie heißt das? Türkische Botschaft vorgeführt. Vorgeführt.
götürdüler. Aynısı. Uzatmama lüzum yani, yok. Ben çocuklara baktım, onu nasıl götürdüler. Anlıyorum. Mahmut Bey, ben buradan şunu anlıyorum. Yani sizin kimliğiniz konusunda bir tereddüt yok. Son tahlilde Türk pasaportu da verilmiş durumda size. Ve siz sanıyorum bir ara bu bir Bleiberecht, yani uzun yıllardır burada duldum, yani tahammül şeklinde oturumla kalan kişilere eğer kendi geçimleri kendileri sağlıyorlarsa ve kimlikleri de sabitse onlara bir ikamet izni verilmesi yolunda bir karar çıkmıştı. Ondan yararlanmak istediniz. Hatta oraya da yönlendirdi sizi Yabancılar Dairesi benim anladığım kadarıyla. Ama bir şekilde size onu vermediler. Yani o kalma hakkını, Almanya'da kalma hakkını vermediler size, öyle mi? Neydi peki, yani yeterince gelir olmadığı için mi vermiyorlardı? Neydi, sorun neydi? Sorun size demin de anlattım. Ben gittim, ben bizzat müracaat ettim. Kiliseden bir adam bana söyledi, git hakkını ara. Anval tuttum. Yazı yazdı onlara. Bana dediler, Kassel ist zuständig. Anvalta gidiyorum, hayır Eşvege suçlendik. Ortada kaldım, neyse gittim. Orada bana demediler sen geçimini sağla. Ben gittim Arbeitsvertrag getirdim. Bremen'de de çalıştım. Sonra engellediler. Bremen'in hafında çalıştım. Sonra baktım bunlar bana Abschiebung veriyor. Ki çalıştığım için yani. Ben gittim, kağıt falan vermediler. Yazılı bir şey vermediler yani, size oturum vereceğiz. Mundlich ya. Zikonisversuchen. Ben hanımımı dedim dil kursuna göndereceğim, Fatma Akyüz'ü. Hayır diyor, biz bunu ödemeyeceğiz. Ben cebimden ödedim. Volkshochschule Eschwege. Meine Frau her gün gidiyordu. 10 euro mu bilmiyorum. Bir de Quittung alıyordu. Biz ödüyorduk. Almanca öğrensin diye. Onu gönderdim. Hatta Volkshochschule dedi, bu olamaz, sen niye ödüyorsun şu bu? Her neyse onu ödedik. Onlar hiçbir zaman bana demediler, sana oturum vereceğiz. Sonra ben gittim çalıştım, bunlar yine Abschiebung göndermiş. Ja, ich arbeite. Şu bu ya, in ich steht nicht zu. Warum? Ja, ihre Frau kann kein Deutsch. Dedim ama kursa gönderdim. Das bringt nicht. Göndermeyin dedi. Soruşturabilirsiniz. Eschwege Volkshochschule. Bayağı da gitti. Parayı ben veriyorum. Parayı biz veriyorduk. Allah'ım avukat be. Kendi cebimizden karşıladık. Ya. Başkası vermiyor parayı. Başka orada yabancılar var. Vardı, bana söyledi. Dedi ki niye sen parayı veriyorsun? Sosyal veriyor. Aynen. Dedi zaten senin maaşın eksiktir. Bir adam orada söylemiş, o da kursa gidiyormuş. Hızlı anlatayım. Ya. Demiş ki sen niye para veriyorsun cebinden? Du hast doch, du kriegst doch eh Grundleistung vom, wie nennt man sowas, sosyal şey geçiniyorsun. Sosyal yardım. Sonra, evet dedi, vermiyorlar dedi, şu bu, biz müracaat de ettik zaten, vermediler. Hiçbir zaman bana demediler, size oturum vereceğiz. Niye vermiyorsunuz? Hatta bunu da söyledi, bakınız bu bir gerçektir. Kesinlikle. Frau, adını versen bir şey olmaz değil mi o yabancı? Olmaz, olmaz. Çünkü herkes konuşuyor, onlar da konuşuyorlar basında. Frau Schmidt diye bir bayan var. Andrea Schmidt. Çok uğraştı bizimle avukat bey. Çok 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 çok. So lange du in Deutschland bist, sana asla ve asla, bu bir gerçek. Yüzleşelim. Oturum vermem, iş verdi das immer verhindern. Engelleyeceğim her zaman, her yerde. Sebep, ben sana ne yaptım dedim. Ben küçük yaşta geldim buraya. Yani ben ne yaptım, suçumu öğrenmek istiyorum. Ja, das ist so, kriegst du nicht. Hier ist Bürgermeister Kreis. Wir haben unsere eigenen Gesetze. Belki duyuyor beni, kulakları çınlasın. Şimdi o kadın baktım, şey umut vermiyor. İşten de çıkarttılar beni. Şimdi nereye getiriyorum? Ich habe Ausbildung gehabt, als ich schon damals zu jung war, böyle 17 mi 16 bilmiyorum. Hem Berufsschule hem Ausbildung. Vertrag yaptık. Bakınız önemli şeye geliyorum. Ausbildung'a başlayacağım. Bunlar iş yerine yazdı. Lütfen yazılı. Bunu çalıştırmayın. Şayet çalıştırsanız bu ileride oturum sahibi olabilir. Zo, nereye getiriyorum? O kağıt, dizi dokument yanlışlıkla bana eve geldi. Onlar yanlışlıkla bana gönderdi. Arbeitsamt. Arbeitsamt'a yazdılar. Hayır, firmanki gitti, firmaya yetişti. Arbeitsamt'a wir bitten um keine Erteilung Arbeitsgenehmigung. Çünkü bu ileride çalışsa oturum sahibi olacak.
Yabancılar Dairesi işçi bulma kurumuna, iş kurumuna yazıyor. Diyor ki bu adama çalışma izni vermeyin. Çalışırsa burada ikamet sahibi olur diyorlar. Aynen. Hmm. O kağıt yanlışlıkla Arbeitsamt derdi bana. O değil. Arbeitsamt yanlışlıkla cevap veriyor onlara. Bilmiyorum nasıl elime geçti. Bu da bilmiyorum. Komiş. Abartig. Aynen böyle yani. Bunlar hiçbir zaman bana oturum şansı vermediler. Bir de çocuklara gelince siz kendiniz zaten bilmiyorum. Bleibengeist mi 25? Ne demiştiniz bilmiyorum. 25A bir, maddesi. Aynen. Birisi daha söyledi. Dedi bir kanun var. İşte bu dediniz. Da gibt so eine Regelung, bestimmte Regelung für die Kinder hin und her. Ama bilmiyorum kim söyledi bana, orasını hatırlamıyorum. Caritas mıydı? Kafam karma karışık. Kofis dışında. Git dedi müracaat et. Gittim müracaat ettim. Dedim böyle nein dedi. Vermiyoruz dedi. Ondan sonra ben avukat da tuttum. Bremenhaven'de Frau bilmiyorum. Unuttum ismini. Sorun yok. Bremenhaven. Siz bu başvurularda bulundunuz ama vermediler. Yani 30 yıl bu belirsiz pozisyonda kaldınız. Çocuklar okula gittikleri halde. İki çocuğunuz gimnazyuma mı gidiyor, doğru mu aklımda? Ya da birisi Beruf. Evet, şimdi ich will nicht übertreiben. Soruşturabilirsiniz. Karneyi de size gönderebilirim. Sarah 15-jährige. Die hat fast die beste Zeugnis. Ich muss die Wahrheit sagen. Also die ist spitzenmäßig, yani die ist gut. Nicht die beste, aber die ist gut auf Gymnasium. Mhm. Und Mohammed Akyüz 13 Jahre, der macht auch. Welche Klasse gehst du Gymnasium? Siebte. Der ist in Mathe auch gut. Deutsch. Also es geht. Also die kommen klar. Bei Sarah geht auch. Oder Gymnasium. Die Eri Mesut macht real eine Berufsfachschule. Das nennt man. Wie nennt man sowas? Realabschluss. Ne? Ja. Zweijähriges Berufsfachschule. Das ist Realabschluss. Bilal auch. Ferdi, der Große, 19 Jahre alt. Der hat schon den Realabschluss. Der wollte mit Ausbildung anfangen. Mhm. Er durfte nicht. İzin vermediler. Ja. Werbung yazdı. Yani vermediler. Çocuklardan birisi galiba oralarda. Onlar da kısa bir şey söylemek isterler mi? Yani Almanca da olabilir. Sorun değil. Nasıl isterlersin? Benim kızım çok üzülüyor. Dün çırpındı yine. Tabii sizin isminizi duydu. Biraz umutlandı. Hep dua ediyor. Bitte Gott, bitte Gott. Zaten Türkçe bilmiyorlar. Bu bir gerçektir. Son. Bir bekle. Şurada. Şurada. Hallo Sarah, grüß dich, hallo. Wie geht's dir, Umständen entsprechend? Ja, ganz gut. Ja. Mensch, du warst hier voll integriert und in der Schule auch erfolgreich. Und ja, jetzt deine Mitschülerinnen und Mitschüler feiern heute Weihnachten hier. Ein sehr bedeutender Feiertag hier. Und du bist ja in der Ferne. Und hast du noch Kontakt zu deinen Mitschülerinnen und Mitschülern? Ja, klar. Also die schreiben immer mit mir. Die schreiben mich auch selber an, dass sie mich vermissen und so. Und ich den halt auch. Und fragen immer, wie es mir geht. Also ich hatte wirklich vor, dich zu fragen, wie du an den Tag erlebt hast, die Abschiebung. Aber ich bringe nicht über Herz. Am besten lassen wir das Thema. Wir reden lieber über deine Schule und deine Freunde. Und ich glaube, die haben eine Petition gestartet. Die sammeln jetzt fleißig Unterschriften, habe ich gehört. Ist es ja richtig? Super. Super. Okay, dann ja. Ich habe sie gar nicht. Okay, ich glaube, deine Freunde haben eine Petition gestartet, so eine Unterschriftensammlung. Ja, das haben die, also das waren auch Freunde, die haben das alle geteilt und gepostet und haben versucht, so viele Unterschriften, wie es geht, zu holen halt. Super. Und womöglich, ich bemühe mich mal dann auch mit denen Kontakt aufzunehmen, dass wir vielleicht mit euch so, mit ein paar Leuten zusammen einen kleinen
ein kleines Programm machen und das wir dann vielleicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können, damit du, die Leute wissen, wie du hier verankert bist und wie fremd du dich dann in der Türkei fühlen musst. Und dass dann die Öffentlichkeit ist schon wichtig in der Sache, schätze ich. Ja? Okay, liebe Sarah. Vielen Dank und falls du irgendwann noch was zu mitteilen hast, kannst du gerne auch ein kleines Video drehen und mir schicken per WhatsApp, kein Problem. Ja? Dankeschön. Und bleib stark. Ja, das Leben ist hart und ungerecht und ein Jammertal, sagt da, glaube ich, einmal Schiller, der große deutsche Dichter. Ist es, aber wir müssen das Beste daraus machen und die Hoffnung nie verlieren. Gell? Danke dir. Kann Mama mit mir ein bisschen sprechen? Gib mal der Mama. Ja. İyi günler efendim. İyi günler, günaydın. Teşekkür günaydın. Siz eşinizi arkadan yönlendiriyordunuz. Bizde de aynı, bizde de öyle. Hep beni arkadan yönlendiriyorlar dedim. Bir de kendisi bizimle konuşsun. Gerçekten tabii ki sizin için zor bir durum. Yani yaşadığınız yerden şimdi ayrıldınız ve çok çocuklarınızla doğru, birlikte. Çocuklar için. Değil mi? Onların okulları, gelecekleri, her şeyi bir şu an muamma. Evet, bütün hayalleri onların hepsi düşürdüler. Yani çok zor bir duruma düştük. Geceyle polis bize geldi. Saat 2:30'tu. Ama böyle şey hakları yoktu. Bir de özel uçakla bizi buraya götürdüler. Bir şey yapmamıştık. Zaten her şey belli. Zaten bizim dosya orada. Bu orada olsun, burada olsun. Çok şükür temiziz. Yani herkes bizi tanıyor, herkes bizi biliyor. Bu yazılanlar hepsi yalan. Hepsi yalan. Hiç kimseye zarar vermedik. Ne Almanya'ya, ne Türkiye'ye, ne hiçbir. Asla bırakmam. Ne ben, ne ben. Çocuklarım, ne kocam. Hiç bırakmıyordum. Asla. Hiç, yani ne olursa olsun, bir canlı bir şey de olsa zarar verilmemesi lazımdı. Benim gülümden böyledir. Ben öyleyim. çünkü yabancı polis bize bilmiyorum niye böyle bize yaptı. Hiç vermedi. Söyledi zaten. Ne bize gönderdi, ne söylediyse hiç kanundan çıkmadı. Her şey söyledi ona. Her şey ne söylüyordu? Yapıyordu. Avukat tuttu. 6 tane avukat tuttu. Hiçbiri yapamadı. Dedi olmuyor, bilmiyorum. Ne yazıyordu, ne söylüyordu onlara bilmiyorum. Olmadı. Kısmet böyleydi. Ama insan bir yer miyse, ama tamam ben bir şey olmaz. Ama çocuklarım orada doğdu. Vermeleri lazımdı. Daha ben hastanedeyken bana polis gönderdi. Bir bebeğin karşına 3 hakim çıktı. Ama 3 günlüktü, 1 günlüktü. Öyle bir şey olmaması lazımdı. Doğru söylüyorsunuz. Yani sadece ben tek değildim orada. Yani ne kanunlara bozduk, ne şey, hiçbir zaman 4 kere konsolosa gitti. 2 sefer Türk pasporu ona verdim. Dedi bana getireceksin, getirdi. İlk bendeydi. Çünkü ilk ben gittim, bendeydi, ona verdim. Sonra bitti, gönderdi konsolosa. İkinci sefer söyledi. Yine gittik. Getirdim. Bilmiyorum haç. Okumam yazmam yok. Yanlış olması. Bilmiyorum haç bize. Ya 1 ay ya 2 aydı. Bilmiyorum. Onu da verdik. Neyse o da bitti.
bize göndermesi lazımdı. Biz konsolosa göndereceğiz, Türk konsolosuna. Evet. Onu yine o gönderdi konsolosa. Sonra bize mahkemeye verdi. Biz mahkemeye gittik. Polisle konsolosa bize gönderdi. Yani siz, size her söylendiği kadar sizin üstünüze düşen bütün görevleri yaptınız. Her şeyi yaptınız. Kimliklerinizi almak için konsolosluğa gitme, polis eşliğinde de konsolosluğa gitme hepsini yaptınız. Ama bir türlü bunlar yeterli görmediler. Yaptık. Çünkü bizi mahkemeye evet. verdi HVG'ye. Konsolosa polisle bir bayan bir erkek. Konsolosa girdik çünkü ben tektim. Hocam benimle değildi. Şey çocukların yanına kaldı sonra o gitti. Gittik içeriye bizi içeriye geçirdiler. Oturdu. Bir beyefendiyle konuştuk. Dedi niye o zaman size haber verdiler. Niye gelmedin? Dedim valla iki tane mektup gönderdiler. Çünkü kocam okudu dedi valla gitsek yine boş. Bunlar tam bize tam bilgi vermediler. Ondan sonra oradaki beyefendi dedi kızım olsun yabancı polis size ne söylerse gelin. Zaten senin çocukların kayıtlı değil. Burada Almanya'da resmi nikah yapmasan çocuklarını olmuyor dedi. Orada size vermesi lazım. Ben de kayıtlayacağım. Anlıyorum. Dedim abi evet. Yabancı polis bize dedi her şey orada hazırdır. Dedi ona aradım söyledim. Dedim hiçbir şeyleri yok. Çünkü bana sordu dedi niye polisle geldin? Ben de onu böyle söyledim. Dedi kızım eğer bir şey söylerse gelin. Varsa sana veririm. Yoksa yok. Olsun, sağ ol teşekkür ederim dedim. Evet. Bir de bu tabii siz Türkiye sınır dışı edildiğinizde daha ayağınızın tozuyla o şok içerisinde o psikolojik zor durumda hemen gazeteciler eşinizle bir röportaj yapmışlar. Bayağı bir de araya girip konuşmuşlar galiba. Biraz sıkıntılı bir röportaj olmuş. O anki psikolojik durumlar nasıldı bu? Yani herhalde röportaj çok doğru olmamış. Doğru olmamış. Hiç doğru değil. Hiç doğru değil. Sadece bizimki orada yabancı polis programımız vardı. Sadece yoktu. Nasıl program bize vermiyordu? Bu kadar. Çünkü çocuklarımın hakkı vardı. Ama suçumuz varsa çıkarsın. Söylesin. Hiç yok. Zaten herkes beni tanıyor Sontra'da. Soruşturabilirsiniz. Gidebilirsiniz. Kim olursa olsun. Bu sosyal medyada ne söyledilerse hepsi yalan. Okay. Yeminle hiç kimseye zarar vermedik. Çok teşekkür ederim. Hiç kimseye zarar veremeyiz. Güzel. Bunu açıklığa kavuşturdunuz siz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi oldu bu görüşmemiz. Ben teşekkür ederim. Yine gerekirse görüşürüz gene. İyi günler diliyorum. Eşinizle de bir iyi günler dileyin. Bu işi kapatalım. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sonra görüşürüz. Mahmut Bey, iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Biz gene telefonlaşırız. Tamam? Sağ olun. Bu yayınlanacak mı acaba bu söylediğimiz? Evet. Arzu ederseniz bu şekliyle yayınlayalım. Siz de okey verirseniz. Son bir şey daha ekleyeyim o zaman. Lütfen ricada bulunuyorum. Bütün insanlardan herkesi seviyorum. Bu bir gerçek. Ben orada psikolojim bozuktu arkadaşlar. Benim hiç bir siyasi fikrim yok. Futbol. Futbola gelin tartışırım sizinle. Ha, futbol derseniz evet. İzgiştik. Orada şeyler oldu ama benim psikolojim orada bozuktu. Bu yüzden eğer birisini şey incelettiysem özür diliyorum herkesten. İkincisi ben temiz bir insanım. Ne kaçakçılık yaptım o insan kaçak. Kesinlikle. Bir de evet ne hırsızlık yaptım ne bir şey. Hiç kimseye de kinim yok. Bütün medyaya da orada sesleniyorum kesinlikle. Herkesi seviyordum. Herkes beni de seviyordu. Bu yazılarlar hepsi yani
gerçek dışı bir şey. Çünkü benim psikolojim bozuktu. Çocuklarım için yani. Zaten ne söylediğimi de bilmiyordum. Korkmuştum. Glauben Sie mir, das ist die Wahrheit. Was ich hier erzählt habe, ist die Wahrheit. Ben zaten korku içindeydim. Yani o sınır dışı şeyle psikolojim allak bullak olmuştu. Kendi kendime konuşuyordum zaten. Ich hab mit mir selber geredet immer. Was mache ich denn jetzt? Wie soll das weitergehen? Und ich habe meine Kinder gesehen, wie die geschrien haben. Die beide, die Kleinen, die waren schockiert hin und her. Und das hat mir wehgetan. Und die haben immer noch Angst, meine Kinder. Und ich habe gegen niemanden, was glauben Sie mir? Ich liebe die ganzen Leute. Ich liebe auch Fußball und so und das war's. Mehr will ich nicht sagen. Danke schon an alle Leute. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Danke schon. Ebenso. Danke. Tschüss.